oluyordu. Ama zaman zaman merkezi yönetim, özellikle ekonomik kriz zamanlarında bu koyabilecekleri vergi oranına bir üst sınır getirmiş. Özellikle ekonomik kriz zamanlarında. Yani dondurmuş, en üst sınırı dondurmuş. Daha sonra da bu oranı aşıyorlarsa merkezden aktarılan transferlerden kesintiye gitmiş. Dolayısıyla tam olarak uygulanabildiğini söylememiz mümkün değil. Şimdi Fransa Anayasası bizim her zaman çok örnek aldığımız bir ülke olarak Fransa Anayasası'nda epeyce bir hüküm var, ayrıntılı düzenlenmiş. Şunlar söyleniyor, yerel yönetimler kanunla belirlenen koşullar içinde serbestçe kullanabilecekleri gelirlere sahiptir. Her türlü verginin tamamını veya bir kısmını alabilirler. Kanunla belirlenen sınırlar içinde matrak ve oran belirleme yetkisine sahiptirler. Vergi gelirleri ve diğer öz gelirleri gelirlerinin önemli, belirleyici bir payını oluşturur. Yerel yönetimler arasında eşitliği sağlamak amacıyla denkleştirme mekanizmaları kanunla sağlanır. Yani yerel yönetimlere kendi gelirlerini belirleme hakkı veriyor ama kanunla belirlenen sınırlar, yetkiler içinde bunu belirleme hakkı veriyor ve diyor ki öz gelirleri kendi gelirleri içinde önemli bir paya sahip olmalıdır. Bir başka ülke Finlandiya. Finlandiya Anayasası'nda da belediyeler yerel vergi salma hakkına sahiptir deniyor. Vergi mükellefiyetini, verginin matrağını ve kişi ve kurumların başvurabilecekleri yasal yolları düzenleyen genel ilkeler kanunla konulur diyor. Evet, kanunla konulur ama sadece genel ilkelerden söz ediyor. Yani genel yönetimlerin yine vergi salma hakları var. Burada da belediyeler gelir vergisi elde ediyorlar. Neredeyse vergi gelirlerinin %95'i oranında. Ve bazı küçük vergiler de var. Bina ve arazi vergisi, işte köpeklerden alınan vergiler gibi vergiler var. Buradaki özellik ise biraz önce söz ettiğim yerel vergileri merkezi yönetim topluyor. Yerel yönetim adına tahsil ettikten sonra da yerel yönetimlere aktarıyor. Son olarak Portekiz. Portekiz biraz daha merkeziyetçi bir yapıya sahip bu anlamda, yerel özellik anlamında. Portekiz Anayasası yerel yönetimlerin kendilerine ait mal varlığı ve mali kaynakları vardır diyor. Yerel yönetimlerin mali sistemi kanunla oluşur. Ve bu kanun kamu kaynaklarının merkez ile yerel yönetimler arasında adil tahsisini ve yerel yönetimler arasındaki eşitsizlikleri düzenlemeyi hedefler diyor. Şimdi bu çerçevede baktığımızda Portekiz'de bazı vergiler tamamıyla merkezi yönetim tarafından belirleniyor. Hiçbir yetkisi yok. Ne gibi? Mesela belediyelere ait bir araç vergisi var. Tamamen merkezi yönetim belirliyor. Emlak alım satım vergisi var. Hiçbir değişiklik yapamıyorlar. Merkezi yönetim belirliyor. Ama bir emlak vergisi var. Gelirlerin önemli bir kısmını oluşturan. %7 ile %1.3 arasında belediyelere oran belirleme hakkı verilmiş. Kurumlar vergisi üzerinden de bir ek vergi alabiliyorlar. Burada da bir üst sınırı var, %10'u aşamaz. Ama %10'a kadar belediyeler bu oranı kendileri belirleyebiliyorlar. Şimdi çok uzun tutmak istemiyorum çünkü benden sonra çok güzel değerli konuşmacılar, güzel konular var Türkiye ile ilgili ve uygulama ile ilgili. Benim burada vurgulamak istediğim şey şu. Mali özellik konusu, yerel yönetimler, yerel vergileme ve mali özellik konusu bir sonuçta bir siyasi tercih, bir siyasi irade meselesi. Ve eğer bu yönde bir eğilim varsa, bu yönde bir tercih varsa ben bunun kurumsallaşması gerektiğini, keyfi diye yer olmaması gerektiğini
düşünüyorum. İşte biraz önce verdik, Anayasa Mahkemesi bir senaryoyla farklı kararlar verebiliyor. Ama bunu çok açık bir şekilde belirtirsek ve bunun içinde öncelikli olarak anayasada teminat altına alırsak bu tür sorunlar ortaya çıkmaz diye düşünüyorum. Önümüzdeki aylar ve yıllarda da sanıyorum ülkemizin siyasal gündeminde yeni bir anayasal çözüm süreci olacak. Onun için bu konunun daha da önemli olacağını ve tartışılacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Şimdi Türkiye'de yasaların genel çerçevesiyle uygulamada da bazı farklılıklar olduğunu düşünüyorum. Mesela her ne kadar anayasanın 73. maddesi olsa bile emlak vergisinde belediyelerin dolaylı bir ilave vergilendirme yaptığını düşünüyorum. Yani oranlarını değiştirmiyorlar ama değerleme yetkisi belediyeye ait. Yani semt olarak, mahalle olarak, cadde olarak belediyeler emlak değerlerine bakarak orada emlak değerlerini tespit etmek suretiyle dolaylı bir vergilendirme de yapıyorlar. Yani iyi bir durum var. Bunu şunun için söylüyorum. Yani bu tabii Anayasa Mahkemesi'ne ya da işte yargı dayanarak bir konu olmadı. Bir de şunu da belirtmek lazım. Son 10 yılda Türk yargı sistemi tabii bazı konularda değişebilir ama genelde yorum itibariyle pozitif yorum yapıyor. Yani geliştirmeci yorum yapıyor. Yani geriye gidişleri değil de önünü açacak çağın ihtiyaçları, şartlarına göre bunu yapıyor. Yani yapmaya başladı, öyle diyelim. Bu da tabii Türkiye'de yasaların uygulanmasındaki esnekliği idare bakımından da sağlayan bir yaklaşım. Benim şahsen tabii biraz emlak vergisiyle ilgili üzerinde çalıştığım için söylüyorum. Çünkü emlak vergisiyle ilgili kanun tasarısı üzerinde çalıştık biz. Baktık ki mevcut hali daha iyi. Çok, eğer biz değiştirirsek Anayasa Mahkemesi iptal eder mevcut halini diye onun için de dokunmadık. Yani emlak vergisiyle ilgili oradan bir tecrübemi yansıtmak istedim. Evet, şimdi ikinci konuşmacımız yine mali özellik açısından yerel vergilendirme ile ilgili yardımcı doçent doktor Ülkü Arıkboğa. Buyurun.